Merhaba arkadaşlar. Tinkercad ile Arduino derslerimizin bu videosunda buton ile servo motor kontrolünden bahsedeceğiz. İlk önce malzemelerimizi ekleyelim. Sağ taraftan bir tane breadboard alıyorum. Bir tane Arduino onu alıyorum. Ve arkadaşlar kullanacağım temel malzemelerde olan butonumu ve buton kullanımında yardımcı olacak olan direncimi de alıyorum. En sonda bir tane servo motor alıyorum. Şimdi iki tane buton kullanacağım. Bunda bir butona bastığımda derecemi düşürecek. Bir butona bastığımda derecemi arttıracak. Ve bu sayede iki tane buton kullanarak servo motorumu istediğim konuma hareket ettirebileceğim. İlk önce butonlardan başlayalım. Şöyle dört bacaklı olduğu için tam ortaya gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve direncimi de şöyle yatay konuma getiriyorum arkadaşlar. Nasıl bağlıyorduk butonu hem hatırlamış olalım üstteki veya alttaki iki tane bacağı kullanabiliyorduk. Üsttekini tercih ettim. Ve bu bacaklardan bir tanesini de direnç ekleyeceğiz. Nasıl bir direnç olacaktı bu? 10 K'lık olacak arkadaşlar. Yani 10 kilo ohmluk bir direnç ekliyoruz. Bu bizim pull up direncimiz olacak. Şimdi bağlantımızı yapalım. Daha sonra ikinci butonumuzu da ekleyelim. Nasıl yapıyorduk? Boşta kalan yani butonun boşta kalan bacağını 5 volta bağlayacağım. Hemen şuraya bir bağlantı yapıyorum. Rengim kırmızı. Direncin boşta kalan bacağını GND'ye bağlıyorum. Rengim siyah. Buralar arkadaşlar GND veya 5 volt yok şu anda. Ne yapacağız? Biz yukarıdan bağlantımızı yapacağız. Hemen alıyorum şuradan 5 voltumu. Ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle başlangıcına bıraktım başlangıç olmasına gerek yok. Herhangi bir yerine takabilirsiniz. Rengimiz de ne olsun kırmızı olsun. 5 volt bağlantısında artık benim buradaki artı şeridim 5 volt şeridim oldu. Bir de GND alıyorum. Onu da şu şekilde buraya yerleştiriyorum ve rengimi siyah yaptım. Şimdi bizim ne oldu? Buradaki iki şeridimiz bir tanesi 5 volt, bir tanesi de GND şeridi oldu. Ve ben butonlarımdan bağlantılarımı yaptım. Butonun ve direncin kesiştiği bacağı ne yapacağım? Dijital pinlerden herhangi birisine takabilirim arkadaşlar. Şöyle direkt çaprazdan ikinci dijital pine götürüyorum. Rengim herhangi bir şey olabilir. Örneğin sarı yaptım. Soldaki buton sarı oldu. Şimdi shift tuşuyla birlikte direncimi ve butonumu seçtim. Ctrl C ve Ctrl V yaptım. Şöyle onların da bağlantısını şuraya yerleştirdim. Tekrar bağlıyoruz. Neydi? Butonun boşta kalan bacağı 5 volta. Direncin boşta kalan bacağı GND'ye. Ve ikisinin kesiştiği bacak ise dijital pinlerden herhangi birisine olabilir. Örneğin bunu da 4'e taktım. Rengimi yeşil yapıyorum sarı olan bir buton, yeşil olan diğer bir buton olacak. Bağlantılar bu şekilde arkadaşlar. Tabi buradaki 5 volt ve GND bağlantısını değiştirebilirsiniz. Bu sadece pull-up olarak mı kullanacaksın? Yani pull-down olarak mı kullanacaksın? İkisi arasında geçiş yapmaya yarıyor. Şu anki durumda ben butona bastığımda 1 değerini alacağım, bıraktığımda 0 değerini alacağım. 5 volt'la GND yer değiştirirsem Bastığımda 0 değerini alacağım. Bıraktığımda 1 değerini alacağım. O yüzden bağlantıyı bilip kodlamayı ona göre yapmak gerekiyor arkadaşlar. Gelelim servo motor bağlantısına. Bir önceki videomuzda buna bakmıştık. Hemen hatırlıyoruz. Toprak dediğimiz neydi? GND. Hemen toprağımızı GND'ye yani eksi şeridine bağladım. Güç dediğimiz 5 volt bunu da nereye bağlıyoruz? Hemen 5 volta bağlıyoruz. En son sinyal dediğimiz neresiydi? Dijital pinlerden bağlantı yapıyoruz. Onu da 3'e bağlıyorum. Rengimi değiştirelim hemen. Pembe rengimizde servo olarak kullanacağız. Şöyle köşeye çekiyorum. Kodlama bölümünü açıyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? İki tane buton kullanarak ben servumu kontrol edeceğim. Ve bana burada yardım edecek olan bir değişkene ihtiyacım var. Değişkenlere geliyorum. Yine derece isminde bir değişen tanımlıyorum. Tabi derece olmak zorunda değil. İşte sayı, Ali, Veli, Mehmet gibi farklı isimlerde verebilirsiniz. İsmin önemi yok. Ama değişkenlerde şöyle bir kural var. Biz ne işe yarayacaksa değişken ona uygun isim verirsek birçok kod içerisinde onu ayırt etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi başlayalım kodumuzu yazmaya. İlk önce şu derecemizi biz seri ekranımıza, seri monitörümüze bir yazdıralım ki değerlerimizi de gözümüzle görmüş olalım. Çıkışa geliyorum. Buradan ne yapacağım? Hello World yazısını alıyorum. Burada Hello World yazdırmayacağız. Biz ekrana değişkenimizi yazdıracağız. Evet, seri monitörde değişkenimizi görüyoruz. Şimdi üzerinde değişiklik yapabiliriz. Diyorum ki eğer yani kontrolden eğer benim butonun basılı ise demem için ne yapmam gerekiyor? Ne dedik biraz önce? Şu anki bağlantı durumuna göre bastığımda bir değerini alacağım. Diyeceğim ki yani buraya ben giriş değerlerimden sayısal pini okuyacağım. Örneğin sarı hangisiydi? 2. Soldaki buton için 2. 2'ye eşitse bakın buraya yerleştiremiyorum. Ne yapacağım? Matematikten bir eşitlik alacağım. Burayı eşittir olarak değiştirdim. İkinci sayısal pinden gelen değerim 1'e eşitse yani ben ikinci butona soldaki butona bastıysam ne olacak? Benim orada bir işlem yaptırmam gerekiyor. Ne yapacak arkadaşlar? Değişkenimi arttıracak. Soldaki azaltsın sağdaki arttırsın diyelim. Yani azaltalım burada. Eksi 10 olarak değiştiriyorum. Hemen bir bakalım ne yapıyor? Seri monitörü açtım. Simülasyonu başlattım. Ve soldaki butonuma tıklıyorum arkadaşlar. Bir defa bastım çektim. Ben 10 değiştir demiştim. Eksi 10 değiştir demiştim. Eksi 70 oldu. Bir daha bastım. Eksi 140. Şöyle arkadaşlar basılı tutmama göre yani ne kadar süre basılı tutmama göre sayıyı değiştiriyor. Ben burada bir sıkıntı yaşarım. Neden? Tek bir basışta sadece eksi 10 değişmesini istiyorum ben. Ama ne yapıyor tek bir basışta ortalama eksi 70, eksi 100 değerlerinde bir değişiklik yapıyor. Bu da benim istediğim bir şey değil arkadaşlar. Ne yapacağım? Hemen simülasyonu durduracağım. Ve kodlarıma yeni bir blok ekleyeceğim. Ne ekleyeceğim? Kontrolden tekrarla iken diye bir blok var arkadaşlar. Bunu ekleyeceğim. Bunu eğerin içine ekleyeceğim ama derece dışında olacak. Bu şekilde ne iken tekrarlayacak ve ne yapacak? Şuradaki yeşil kodu kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Dedik ki hatta şuraya biraz büyütelim. Kodlarımızı net görelim. Dedik ki eğer ben ikinci sayısal pindeki değeri bir olarak okuyorsam yani butona bastıysam ne yapsın içindeki kodları çalıştırsın dedik. Ve buradaki eksi 10 değiştirmeyi sürekli çalıştırdı. Bu benim işime yaramadı. Ben basacağım, bir basışta bir defa azalmasını istediğim için ne yapıyorum? Araya boş bir while döngüsü ekliyorum arkadaşlar. Bunun ismi while döngüsü kodlamada. Burada tekrarlı olarak geçiyor. Ne yapıyorum? Benim ikinci sayısal pinim bir değerini verdiği sürece bu döngü boş bir şekilde dönecek. Herhangi bir işlem yapmayacak ta ki ben butonu bırakana kadar. Zaten bizim bu koşulun içinde olduğu için şu an kodumuz ne yapacak? Butonu bıraktığımda buradaki iken tekrarlı bloğundan çıkacak, derecemi eksi 10 azaltacak ve koda devam edecek. Bu sayede ne yapmış olacağım? Her bir basışta sadece eksi -10 kadar değişiklik göreceğim. Hemen bakıyorum. Simülasyonu başlattım. Seri monitörü açtım. Şu an değerim 0. Bastım. Şu an basılı tutuyorum arkadaşlar. Herhangi bir hareket yok. Bıraktım. Ne oldu? Eksi 10 kadar değişti. Bir önce ne yapıyordu? Eksi 70, eksi 250, eksi 750 gibi değerlere kadar çıkmıştık. Bir daha bastım. Şu an boş dönüyor arka planda. Herhangi bir şey yapmıyor. Bıraktım. Eksi 20 oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her bir basışta eksi 10 değişikliği sağladım. Şimdi simülasyonu durdurdum tekrardan seri monitörü kapattım. Şu eğer kodumu kopyaladım. Aşağıya yapıştırdım. Diğer butonum nerede? 4'e bağlı. Hemen diyorum ki 4. sayısal pin 1'e eşitse ne yapacak? Sürekli boş dönecek. Şuradaki 4. sayısal pin değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. İkisi aynı olacak. Buton basılıysa boş dönecek. Bıraktığım anda istediğim işlemi yapacak. Bu sefer 10 değiştirsin diyorum. Ne yapacak? Soldaki buton 10 derece düşürecek. Sağdaki buton 10 derece arttıracak. Simülasyonu bir kez daha başlatıyorum. Bakalım bir hatamız var mı? Mantıksal bir hata var mı? Şu an sıfır değerim. Soldaki butona bastım. Eksi 10. Biz arkadaşlar dereceleri sıfırla 180 arası kullanıyoruz dedik. servo motorlarda. Eksi 10, eksi 20 gibi bir derece yok arkadaşlar. Burada ne var? Mantıksal bir hata var. Ben eğer sıfır değerinde ise benim derecem yani değişkenim ne yapacağım? Bunu eksiltememem gerekiyor. Yani sıfırın altına düştüğünde otomatik kendini sıfırda tutması gerekiyor. Veya tam tersi şu an sağdaki butona sürekli basıyorum. Ne yapıyor? Değerim her tıkladığımda artıyor. 180, 190, 200 gibi değerlere geldi. Şimdi burada da bir sıkıntı var arkadaşlar. 180'i geçmemesi gerekiyor. 180'e geldiğinde orada sabit kalması gerekiyor. Hemen bu hatamızı düzeltelim kodlamayla. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki eğer hemen koşulumuzu yazacağız oraya. Matematikten de bir küçüktür büyüktür işareti alacağım. Diyeceğim ki benim derece değişkenim sıfırdan küçükse ne yapsın? Dereceyi sıfır ayarlasın. Ama benim derece değişkenim büyükse 180'den o durumda da derecemi 180 olarak ayarlasın. Ne yapmış oluruz arkadaşlar? Sıfırın altına düştüğünde sıfır da sabit kalıyor. 180'in üstüne çıktığında da 180'de sabit kalıyor. Hemen bakalım. Seri monitörü açtık. Şu an sıfırda. Bastım arkadaşlar. Ne yapıyor şu an? Basıp çekiyorum. Sıfırın altına düşmüyor. Bir de arttıralım bakalım. Şu an artıyor, sıkıntı yok. Buton aktif. Gördüğünüz gibi hala basıyorum ama 180'in de üstüne çıkmıyor. Gördüğünüz gibi bir önceki mantıksal hatamızı şu iki kod bloğu sayesinde düzeltmiş olduk. En son ne yapacağız artık? Bizim bu değiştirmiş olduğumuz derece değişkenini uygulamaya sokmamız gerekiyor. Ne yapacağız yani? Çıkışa geleceğiz. Diyeceğiz ki servo pinini alıyorum buradan. Servo bloğunu alıyorum. Kaça bağlı? 3'e bağlı. Üçüncü pindeki servoyu derece kadar değiştiriyorum arkadaşlar. Tek yapmamız gereken bu. Bunlar bizim arka plan kodlarımız olacak. Şu sadece bir blokta bizim servomuzu kontrol ettirecek. Simülasyonu başlatıyorum. Seri monitörü açtım. Şöyle bakın şimdi. Tıkladım butona. 10. Burada da 10 derece. 20, 30, 40, 50 olarak ne yapmış oluruz arkadaşlar? 90 dereceye kadar geldik örneğin. Azalttığımda da ne yapıyor? Dereceyi düşürüyor. Şu an sıfırdan aşağıya inmiyor. Şöyle arttırıyorum şimdi sırayla. Gördüğünüz gibi 180'e kadar hareketini sağlıyor arkadaşlar. Biz burada ne yaptık? 10'ar derecelik bir hareket yaptık. Siz bunu beşer derece veya farklı derecelerde yapabilirsiniz. Örneğin 20 20 artsın ya da 1 1 artsın diyebilirsiniz. Bu sizin kullanacağınız projeye bağlı. Size kaçer derecelik aralıklar gerekiyorsa buradaki artış miktarını eksi 10'u veya artı 10'u ona göre değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Örneğin ne yapabilirsiniz? Burada 45 derece 45 derece çevireceksiniz. Eksi 45 artı 45 yaptım simülasyonu başlattım. Tıkladım. Direkt 45, 90 bu şekilde ne yapmış oluyor arkadaşlar? 180 dereceye kadar gelmiş oluyor. Yine baktığımızda 180 üzerine çıkmıyor. 135, 90, 45, 0. Bu şekilde size dört tane derece lazımsa 4 derecede kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken buradaki artış veya azalış miktarını değiştirmek arkadaşlar. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.